artık mevsim kışa hazırlık zamanı. Bizler turşularımızı yapmaya başladık, salçalarımızı yapmaya başladık. Bunlar da hayvanlarımızın kışlıkları. Etrafım yonca balyalarıyla dolu. Ben de merak ettim. Yoncalar büyümüş, yetişmiş, toplanmış ve gördüğünüz gibi böyle hayvanlarımız için Türkiye'nin her yerine Aksaray'dan gitmeyi bekliyor. Merhabalar abicim. Merhabalar efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi merhaba. Bir tanıyalım. İsmim Halil İbrahim Ölmez. Evet. Hem yonca üreticisi hem de toptancısıyım. Şimdi bu yonca balyaları bu hale nasıl geliyor? Yoncalar ilk önce tarlada kesim yapıyoruz, biçiyoruz. Evet. 3-4 gün içinde bunu bir tırmıklama yapıyoruz, topluyoruz. Tekrar altta kalanlar üste geldiği için ıslakları bir 3 gün daha yatırıyoruz. Ha, harmanlıyorsunuz. Birleştiriyoruz. Daha sonra kuruduktan sonra nemli bir saatte, nem düştüğü bir saatte mesela balyalama. Hangi saatler? Genellikle akşam saat 9'dan sonra oluyor nem düşme olayı. O saatten sonra balya yapıyoruz. Aksaray'da gündüz hiç nem yok mu? Yok. Çok sıcak, kurak. Sıcak ve kuru olur. Evet. Yoncanın da kuruluğu hiç sevmez balyalamak için. Neden derseniz bundaki esas iş yapraktır. Yaprağın balyanın içine girebilmesi için biraz nemin olması gerekiyor belli oranlarda. O nemli saatlerde balyalama yapıyoruz. O balya olması için nem olması lazım. Evet. Sebep ne? Yaprak dökülmeyecek. Esas bundaki özellik yapraktır. Hmm. Protein değerleri yapraklarda çıkar. Halil İbrahim abicim, Aksaray'da herkes bu yonca balyalamasını yapıyor mu? Köylülerimizin %80'i yonca ekiyor. Aha. Yani iyi bir geçim kaynağı aslında. Tabii ki güzel bir geçim kaynağı ve bölgemiz içinde bulunmaz bir şey. Türkiye'nin her bölgesine Aksaray'dan yonca gider. Türkiye'nin en büyük yonca üreten illerinden biriyiz biz. Hani buğdayı, samanı biliyordum da yoncayı ilk defa duyuyorum. Yonca tamamıyla bir protein kaynağı. Süt hayvanı için, et hayvanı için olmazsa olmazlardan biri bu. Buğday samanı sapı aslında besleyici bir madde değil. Sadece dolgudur. Bizim sadece yemekte doyuruyor. Sadece yemeğin yanında ekmeği kullanmamız gibi bir şey. Aha. Karnımızdaki tokluğu hissettiriyor. Evet. Bu esas hayvanın ayakta durabilmesi için tamamıyla bir protein kaynağı. O zaman yonca... Yonca yemleri... olmazsa süt hayvanı, et hayvanı olmaz. Bu yonca yemleri diğer yemlere göre pahalı mı? Şu an için piyasada güzel bir fiyatı var. Bu bölgede yetişen yoncanın tadı neden lezzetli? Bölgemiz nem ve bu gördüğünüz gibi hissettiğiniz kurak sıcaklıktan dolayı en kaliteli yonca burada oluyor. Türkiye'nin bütün yarışatlarına, çiftliklerine, besi çiftliklerine, süt çiftliklerine buradan gider. Buranın hava şartları yoncaya elverişli olduğu için. Peki Türkiye... hangi hayvan en çok yonca yemini seviyor? Tabii ki inekler. Süt hayvanları. Süt hayvanları. Peki yarış atlarına da? Tabii yarış atlarına veriyoruz. Tabii daha güçlü olsunlar diye. Tabii ki. Özellikle seçilmiş yonca gider yarış atlarına. Bunun iyisini kötüsünü nasıl ayırt ediyorsunuz? Bunun iyisi kötüsü diye bir şey yok. Gider. Küçük balya yaparız onlara. Hı. Biraz daha ince olanlarını seçeriz. İncesi kalın nasıl belli oluyor? Yonca ilk 2-3 yılında ince olur. Daha sonra hafiften kalınlaşır ama... Bunlar senelerce bekliyor mu böyle? Bu yonca ekilir, 5 yıl boyunca hiç sökülmez. 5 yıl boyunca her yıl 4'er 5'er kere kesim yapılır. Tamam. Biz de bunun içinde işte önemli olan yaprağı, yaprağın içinde nemli havada yaprağıyla beraber bastık mı o kaliteli bir yoncadır. 5 yıldan sonra yonca ekmeyiz. Tarlamızı 2 yıl başka bir ürünle dinlendiririz. 2 yıldan sonra tekrar yonca ekimine geçeriz. 2 veya 3 yıldan sonra. Çünkü yonca toprağa azot bırakan bir ürün. Azot mu bırakıyor? Evet. Sen yoncaları bile dinlendiriyorsun, toprağı evet dinlendiriyorsun. Ama bu ekip var ya, beni hiç dinlendirmiyorlar ya. Ekmek zor. Ama ben mutluyum. Çok seviyorum. İyi ki de çalışıyoruz. Sizin için bu kolay da bizim en kolay halimiz bu. Biz normalde... Daha sıcak oluyor mu? Sıcağı boşuyorum. Biz sabahlara kadar bu işin arkasında koşarız. Uyumadığımız gün olur. Niye? Yoncaya kaliteli yapalım diye. Demek ki Halil İbrahim abi, hayvanlar yiyecek diye aman da öylesine yapmıyorsunuz. Yok canım, öyle olmaz. Bunun bir değerleri var. O değerlerini yakalamak zorundayız. Peki o alıcı,
iyi kötüyü nasıl ayırt ediyor? Mesela bu balyalardan hangisi iyi, hangisi kötü? Bunlar birinci sınıf kaliteli mal, yemyeşil hepsi mal. Hepsi mi? Evet. İkinci kalite mal dediğimiz mesela hangisi? Rengi biraz değişmiş olur. Mesela yaprağı örnek olmaz. Var mı? Örnek bu. Bu neden yeşil? Bu neden sarı? Bu normal şartlar altında basılmış bir balya. O diğeri gördüğünüz balyada yağmur. Üzerine yağmur değdiği için beyazladı. Tarlada yağmur değiyor. O da rengini tamamıyla alıyor. Hangisi? Yeşil olan makbuldür. Tarlada yağmur değen malzeme sararır. Rengini kaybeder. O zaman siz niye hepsini birden toplamıyorsunuz, yağmura bırakıyorsunuz? Yağmurun ne zaman yağacağını bilemiyoruz. Yani orada bir zamanlama yok. Çok nemli olarak balya yaparsanız balyalar siyahlaşır, çürür, hiçbir değeri kalmaz, çöpe atılır. Hayvanlar hangisini daha çok seviyor? İlla ki yeşil ve yapraklı olanı sever. Değil mi? Onun şimdi tadı kalite. Ne lezzetlidir. Süt hayvanları, inekler. Hepsi de ağzının tadını biliyor. Onların da peynirleri, sütleri o yüzden güzel oluyor desene. Abi. Sofralarımıza gelen o lezzetli, yağlı yağlı, benim de çok sevdiğim peynirler, kaymaklar... Onlar bu yeşil yoncalardan geliyor. Tabii ki. Ama o hani kurbanlıkta kestiğimiz cılızlar, mılızlar bunlardan mı? Bir şey diyemeyeceğim ona. Ona bakan kişi bilir. Yonca balyaları, toz, duman, kaşıntı başladı, çekim yeni başladı. Artık yönetmen düşünsün. Yonca balyaları sarı, elbisem sarı, saçlarım sarı. Ben sarı, etek sarı, sen etekten sarısın, sarısın. Etek sarı, sen etekten sarısın, sarısın, kurban olam Malasya'nın karısın, lele karısın, vay. Kurban olam Malasya'nın, kurban olam Aksaray'ın, yemesen lele yarısın bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.